Bu dünyada yeterince aptallık var ve bunun büyük bir kısmını ünlü insanlar sağlıyor. WatchMojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün ünlüler tarafından söylenen 10 aptalca şeyi sıralayacağız. Bu listede dünyanın en büyük yıldızlarına borçlu olduğumuz saçma yorumları inceliyoruz. 10 numara. Peki Cannes Film Festivali bu yıl nerede düzenleniyor? Christina Aguilera. Biliyorsunuz eski bir atasözü aptalca soru yoktur der. Yani tamam ama Christina bu soruyu sorarak atasözünün yanlış olduğunu kanıtladı. Sana bir ipucu vereceğiz Christina. Cevap tam orada festivalin adında. Cannes Uluslararası Film Festivali sahiden Cannes Fransa'da düzenleniyor. Başka nerede yapılabilirdi ki? Bu New York City Maratonu'nun nerede olduğunu sormak gibi. Dokuz numara. Marilyn Monroe kadar şişman olsaydım kendimi öldürürdüm. Elizabeth Hurley. Here's my card. The devil. Yep. That explains it. 1950'lerde çoğu kadın Marilyn Monroe olmak için ölürdü. Elizabeth Hurley o kadar şişman olsaymış kendini öldürürmüş. I know. I've been really naughty, haven't I? Maybe a good spanking's in order. Her şeyden önce Elizabeth, Marilyn orantılı ve kıvrımlıydı. İkincisi, kendini birazcık kilodan uzak tutmanın aşırı tepki vermeye değer olduğunu düşünmüyor musun? Üçüncüsü, bir kızın anoreksik olması durumunda onunla ilgili bir sorun olduğu düşüncesini onaylamak mı istiyorsun? Although it's going to be hard to find one, then I'll go to hell this time of night. Son olarak Marilyn Monroe'nun intihar ettiği yönündeki iddiaları farkındasın değil mi? Bu yüzden beyler sarışınları tercih ediyor. I think you're on the right track. I must be. Your glasses are beginning to steam up. 8 numara. Kore'de ne varsa bu çok kötü. Justin Bieber. Face it, Biebs. You become a cocky little shit. You are the King Joffrey of pop. 2011'de Bieber hala oy kullanabilecek kadar büyük değildi ve Rolling Stone'la olan bir röportajda partiler hakkında emin değilim diyen Bieber, eğer kullanabilecek olsaydı bile hangi partiyi seçeceğinden emin değildi. Kötü çocuğa dönmüş bu genç idolün emin olduğu bir şey vardı. Kore'de ne varsa bu çok kötü. Bu sözler neredeyse Anne Frank olan harika kız hakkındaki hikmetli sözleri kadar göz açıcı. They are saying he fills out the guest book, writes in it. Truly inspiring to be able to come here. Anne was a great girl. Hopefully she would have been a believer. Kuzey Kore, Güney Kore ya da Kore hakkında konuşması bir bütün olarak belirsizliğini koruyor. Bilgine Justin, bu komşu ülkeler arasında büyük bir fark var. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Neden herkes kasırga hakkında panikliyor? Ben ona Sally diyorum. Olumsuzluğu planlamayı bırakın. Olumlu düşünün ve barış için dua edin. Lindsay Lohan. The East Coast reeling this morning as it absorbs the aftermath of Superstorm Sandy, where economic damages could be in the range of 10 to 20 billion. At least 30 people have been killed in 7 states. More than 8 million homes are without power. Sandy kasırgası yüzlerce kişiyi öldürmüş, binlerce evi yok etmiş ve milyarlarca dolar zarara mal olmuşken, Lindsay Lohan Twitter'dan dünyaya tüm bu yaygaraların ne hakkında olduğunu sordu. I made up a social security number when I needed one, but I couldn't keep a job long. Merakını öldürdüysek üzgünüz Lindsay. Ancak sen büyük harfleri kullanmayı öğrenir öğrenmez barış için dua ettiğimizden emin olacağız. Wake up and realize the truth. But it's possible we could be twins, right? 6 numara. Sanırım bir Bolivyalı'ya dönüşeceğim. Mike Tyson. Yürümeye yeni başlamış bir çocuk Bolivyalı ile Oblivion gibi iki kelimeyi karıştırdığında çok sevimli olur. Mike Tyson gibi tam yetişkin bir ağır siklet şampiyonu onları karıştırdığında ise oldukça komik oluyor. Lennox Lewis'in yumruklarıyla çılgınca dayak yedikten sonra Tyson kariyerinin bittiğinden ve Bolivyalı'ya dönüşmekle mükellef olacağından korktu. Adil olmak gerekirse Tyson muhtemelen ve anlaşılır bir şekilde onun dışına çıktı. Bunu izleyen yıllarda bu boksör unutulmadı ya da en azından Bolivyalı'ya dönüşmedi.
I don't have nowhere to go and nothing to do. You know what I mean? I just go fly my pigeons on the roof. 5 numara. Hayatımdaki en büyük acı kendimi canlı izleyemeyecek olmam. Kanye West. Tanrı'nın kendini tanıyan dünyaya armağanı, mümkün olsa bütün günü bir aynayla kendisine bakarak geçirecekti. Ancak o zaman canlı performansı olan ilahi şeye asla tanık olamama iç acısını telafi edebilirdi. I'm standing up and I'm telling you I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh, Walt Disney. Hepimiz Tanrı böyle verici, merhametli ve özverili ruhu kendi gemisi olarak seçtiği için çok şanslıyız. Cidden kendinizi aşın. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. 4 numara. Hiçbir zaman gerçekten Japonya'ya girmek istemedim. Çünkü balık yemekten hoşlanmıyorum ve Afrika'da çok popüler olduğunu biliyorum. Britney Spears. Japonya artı balık eşittir Afrika. Earth to Mars lander report status please. Mars lander here. Britney Spears'ın açıklamasında yer alan yanlışlıkları daha önce hiç harita görmemiş bir ilkokul öncesi kurumunda olan bir çocuk bile idrak edebilir. I feel like Britney Spears is stalking me on the radio. Quit forcing your suckage on me, you tired ass. Spears, Japonya'nın balık dışında başka çeşitli gıdalara sahip olduğunu fark etmeme hatası bir yana, coğrafya dersinde Japonya ile Afrika'nın birbirinden 20 bin kilometre uzakta olmasına da dikkat etmemiş. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better work that. 3 numara, biz şu an İsa'dan daha popüleriz. John Lennon. 1960'larda Beatles gezegenin en büyük yıldız grubuydu. Grubunuz ne kadar büyük olursa olsun, popülerliğini Hristiyanlık ile asla karşılaştırmayın. We read in a national teenage magazine that John Lennon of the Beatles had been quoted as saying Christianity was on its way out and that the Beatles were more popular than Jesus. Daha da kötüsü, Hristiyanlık gidecek, küçülüp kaybolacak. Bunun hakkında tartışmama gerek yok. Haklıyım ve bunu kanıtlayacağım. Şu an İsa'dan daha popüleriz. İlk önce hangisi gidecek bilmiyorum. Rock'n'roll ya da Hristiyanlık. İşte bunu kesinlikle dememelisiniz. Sözlü akıllı Beatles grubu bu önemli hatayı yaptı ve rezil Beatles boykotu kıvılcımlandı. On the night of the Beatles appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Radyodan şarkıları çekildi ve kayıtları yakıldı. Can't believe you're not still popular. What'd you do? Screw up like the Beatles and say you were bigger than Jesus? All the time. It was the title of our second album. 2 numara. Bence eşcinsel evlilik bir erkekle bir kadın arasında olmalı. Arnold Schwarzenegger. Come to LA and crush things in my pain. Kaliforniya valiliği için geri dönerken doğal olarak Arnold Schwarzenegger'e eşcinsel evlilik hakkındaki görüşleri soruldu. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5000 people. Vücut geliştiriciden aksiyon kahramanına, aksiyon kahramanından politikacıya, politikacıdan tekrar aksiyon kahramanına dönen Arnold, görünüşe göre bir erkekle bir kadın arasında olmalı derken eşcinsel evliliğin iki aynı cins arasında olduğunu hatırlayamamıştı. Arnie muhtemelen aceleci ve yanlış konuştu diyelim. Trust me when I tell you, you're looking for a mistake and you won't find it because it's all good news. As much as you maybe hate it, but it's good news. 1 numara, 3. dünya ülkesinden bir kaltak ile birlikte olursam en azından yüksek beklentileri olmaz. 50 Cent. Go shout. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. Gerçekten ve gerçekten umuyoruz ki 50 Cent bunu yanlışlıkla tweetlemiştir. 3. dünya ülkesinden bir kaltak ile birlikte olursam en azından yüksek beklentileri olmaz. İşte bebeğim bir bardak temiz su diyen 50 Cent'in yoksullara fazla saygısı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Veya kadınlara. Bunu bir düşünün. Evet, bu net olarak bir ikiyüzlülük. 3. dünya ülkelerindeki acılarla dalga geçmek ve kadınları nesneleştirmek.
thumping, party jumping. Shorty, she's a perfect 10. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour passes. Time flies when I'm on that air, but I won't. Listemize katılıyor musunuz? Bunların dışındaki hangi acayip ünlü sözleri aklınıza geliyor acaba? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve diğer videolarımız için WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.